Aykut hoş geldin. Hoş. Bu sezon keçören gücündesin ki takımda kısıtlı imkanlarıyla gerçekten ilk yarıda önemli işler imza attı. Lider Eyüpspor'la sadece 6 puanlık bir fark söz konusu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun sezonu? Abi buyurduğunuz gibi yani sezon başı tabii bu kadar bir başarı beklemiyorduk açıkçası. Şu an playoff'un içindeyiz. Üst taraflarda yakınız. Gidişat güzel. İnşallah ligin ikinci devresine de güzel bir şekilde başlarız. Sezon sonunda inşallah güzel bir yerde bitiririz. Belki ilk yarıda ilk devrenin sonunu bu şekilde görmüyordunuz. Yani şampiyonluk potasındasınız şu an en azından. İlk yarıdaki bu performans sonrası ikinci yarıda hedefler değişti. Şimdiki gerçekçi hedefiniz ne kulüp olarak? Yani şöyle abi, şimdi bizim açıkçası hedefimiz geçen sene Keçiören Gücü düşme potasındaydı son haftalarda. Son haftalarda garantiledi. Yani bu sezonda bir şekilde ligde kalmayı, olursa tabii playoff'u zorlamayı, niye şeyimiz oydu ama dediğim gibi yani çıtayı ister istemez yükseltmiş olduk oyuncu grubu olarak. Şu anda playoff'un içindeyiz ve ilk ikiye de çok yakınız. Ondan dolayı hedefimiz yani çıkmak olursa güzel olur ama hani illa da ona da kilitlenmiş değiliz. Sonuçta yani Keçiören Gücü güzel bir kulüp, mütevazı bir kulüp. Bununla beraber de çıkış olursa çok güzel olur, çok hoş olur. Ama biz önce maçtan maça, maçta haftadan haftaya öyle öyle ilerlemek daha sağlıklı olur. Yani. Aykut, çalışma ciddiyetin olsun, oyun zekan, asla pes etmeyen yapımla Süper Lig'de gerçekten önemli stoperlerinden birisiydin. 2017 yılı sonrası biraz kariyerinde düşüş meydana geldi. Bunu neye bağlıyorsun? 2017'den sonra yani o 2017 demeyebiliriz abi. Orada işte Süper Lig'deyken tabii biraz özel hayatımda bir değişiklik oldu diyebilirim. Yani biraz daha İslamiyet'i biraz daha yoğun yaşamaya başladım diyebilirim. Ondan dolayı da biraz tabii medya yani bazı medya gruplarından bazı şeylerine biraz tepki veya baskı görünce tabii orada da kulüpler açıkçası biraz çekindi. Açıkçası yani konuşmak gerekirse. Ondan dolayı da biraz tabii Süper Lig'den ziyade biraz da PTT'ye yönelmeye başladık. Ya ondan dolayı öyle bir dönüş oldu PTT Ligi'ne ama PTT Ligi de Süper Lig'den çok çok bir farkı yok. Tabii ki Süper Lig daha kaliteli, daha üst düzey ama PTT'de de güzel takımlarda oynadım. Hep şampiyonluğu kovalayan güzel takımlarda oynadım. Şu anda da Keçiören Gücü'ne geldim. Sezon başından beri de güzel bir ortamımız var. İnşallah böyle devam eder. Hollanda'da doğup büyüdün, futbol orada başladın. Şimdi Türkiye'de hep altyapı ile ilgili herkes kendi düşüncelerini söylüyor. İşte futbolcu çıkartalım, altyapı kültürünü kazanalım, istikrarlı bir şekilde oyuncu çıksın diye. Hollanda'da doğup büyüdüğün için bu soruyu sana sormak istiyorum. Hollanda altyapısı ile Türkiye altyapısı arasındaki farkları nasıl değerlendiriyorsun? Abi tabii yani Hollanda bu konuda bir de yani futbol ekolüdür yani Hollanda. Gerçekten altyapısıyla çok güzel oyuncular üretmiştir. Halen de devam ediyor. O konuda tabii Hollanda biraz Ajax diyebiliriz. Yani altyapısı çok gerçekten çok kaliteli. Tabii Türkiye'de Hollanda ile kıyaslarsak biraz tabii ki şeyler var. Farklar var. Ya o konuda Avrupa çok daha farklı, futbola bakış açısı çok farklı. Yani öyle anlatabilirim konuyu. Türkiye'de biraz da ticari bakıyorlar. Yani günü kurtarma açısından bakıyor ama orada daha yatırım olarak yani daha uzun vadede baktıkları için kısa vadede çok başarı beklemiyorlar. Uzun vadede yöneldikleri için abi ondan dolayı biraz daha genç oyunculara önem veriyorlar. Altyapıya önem veriyorlar. Yani kendi bünyesinde yetiştirdikleri oyunculara daha çok değer veriyorlar. Onun yanında da bir iki tecrübeli oyuncu koyduklarında güzel bir görüntü ortaya çıkıyor ama aralarda tabii çok büyük farklar olduğunu söyleyebilirim altyapı konusunda. Yani bunu şimdi anlatmaya kalksak biraz uzar yani. Süper Lig'de yıllarca forma giydin Aykut. O havayı biliyorsun, o havayı koklayan bir futbolcu olarak. Bu sezonki yarışı nasıl değerlendirirsin? Yani tabii abi bu sezonki yarış da güzel
ilerliyor. Her zaman tabii dört büyükler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu işin her zaman tabii şeyinde, zirvesinde, her zaman şampiyonla oynayan takımlar. Bu sezon da güzel geçiyor. Umarım inşallah iyi olan maratonun sonunda şampiyonlar ulaşır. Türkiye'de yabancı kuralı çok tartışılan konulardan bir tanesi. Gündemi çok fazlasıyla meşgul ediyor. Bir yerli futbolcu olarak bu yabancı sınırla ilgili neler düşünüyorsun? Yani biraz tabii o konuda şeyimiz var, sersenicimiz var. Yani biraz yabancı kontenjanı biraz geniş olunca tabii yerli oyunculara biraz daha az şans düşüyor. Ya bu konu biraz izlediğimiz zaman işte Trabzonspor olsun, büyük takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, yani 3 tane yerli oyuncu tabii çok az. Yani bu açıkçası yani geleceğimiz için düşündürücü. İnşallah buna bir şekilde el atarlar. Daha çok yerli oyuncularımız hizmet eder ülkemize. O konuda biraz dediğiniz gibi yabancı kontenjanı biraz başımızı ağrıtıyor yani. Aykut, çok tecrübeli bir futbolcusun. Belki de kariyerinin artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyorsun. Futbol sonrası nerede olmak istiyorsun? Yani bir teknik direktörlük hedefin var mı? Bir sportif direktörlük hedefin var mı? Futbol devam edecek misin bıraktıktan sonra? Yani o konuda abi aslında çok uzun vadede düşünen bir yapım, bir karakterim yok. Ben biraz daha günü yaşayan bir yapım var. Yani daha şu an sağlığım yerinde. 34 yaşındayım henüz. Ya, bakalım.